Evet Veysel'cim, ikinci soruna bakalım. Bakalım ne diyormuş? Sürtünmesi ve açısı değiştirilen bir ek düzlem üzerine yerleştirilen özdeş KL mıknatısları şekildeki konumda dengedeyken K mıknatısına bağlı ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T kadardır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Başlangıçta açımız 37 derece verilmiş. Biz mıknatısların özdeş olduğunu biliyoruz. Ağırlıklarını sallayalım mı? 10'ar Newton diyelim mesela. Mıknatısların ağırlıkları 10 Newton büyüklüğünde olsun. O zaman şöyle çizersem hop ek düzlemi. Şurada bir aşağı doğru 10 Newton'um var. Peki şöyle çizelim. Şu açı 37 derece ise ben biliyorum ki yüzeye dik kuvvetim. Yüzeye paralel bileşenim ve yüzeye dik bileşenlerimi almak istersem bu açı 53 derece olduğundan şurası ama 37 olduğu için burası 53. Şuranın 90 olması için buranın da 37 olduğunu biliyorum. Yani şurası 10 çarpı kosinüs 53. Kosinüs 37'den 8 Newton. Burası da 10 çarpı sinüs 37'den 6 Newton çıktı. Ağırlığı niye bileşenleri ne kadarmış? 6'şar Newton. O zaman çizelim bir bunu. Gel birazcık büyük yapalım. Şöyle bir de yeşil kalem alalım. Şuradan ağırlığın bileşenini 6 Newton olarak çizdim. 6 Newton. Bu mıknatıs dengede ise bir şekilde onu çeken yukarı doğru bir şey olmalı. K mıknatısının S kutbu, L'nin N kutbunu çekeceği için onu da yukarı doğru çizdim. Bu da benim manyetik kuvvetim. Büyüklüğü ne kadar olmalı? 6 Newton olmalı ki L mıknatısı hareketsiz kalabilsin. Şimdi K L'yi 6 Newton'la çekiyorsa L de K'yı ne yapacaktır? Kendine doğru 6 Newton'la çekecek. Ha bir de K'nın kendi ağırlığının bileşeni var. 6 Newton. Şuradan bir manyetik kuvvetim var 6. Buradan da bir ağırlığımın işte Y bileşeni var. O da 6 Newton. Demek ki teyp gerilmesi de K mıknatısının dengede olmasını sağlıyorsa onun ip gerilme büyüklüğü de şiddet olarak ne kadar olmalı? 6'dan 12 Newton. Şimdi cebimde bunlar var. Eğik düzlemin açısı küçültülürse, yani 37 dereceden daha küçük bir açı yapmaya başladığım zaman benim bileşenlerim ne olacaktır? Az önce şöyle çizmiştim. Biri bu. Biri de buydu işte. Şu açımız 37 dereceydi. Eğer bu açı küçülürse, daha dar bir açı haline gelirse, şöyle yani daha küçük bir şey çizeceksem o zaman ne olacaktır? Onun şuradaki bileşeni, kosinüs bileşeni, hani biz buna G diyorsak bu G çarpı kos 37. Biliyorum ki kosinüs fonksiyonu alfa açısı küçüldüğünde büyüyen bir şeydi. Kos fonksiyonu büyürse o zaman G çarpı kosinüs alfa ifadesinde ne olacaktır? Değer olarak büyüyecektir. Bu bir değer büyüyünce ikisinin kareleri toplamı yani x, gx'in karesi artı gy'nin karesi işte g'nin karesini vereceği için şu değer büyüyorsa y bileşenim küçülecek. Küçülsün küçülsün mesela 6 Newton'dan neye düşsün? 3 Newton'a düşsün tamam. O zaman ben onu 3 Newton'a düşürürsem yeniden şekli çizmem gerekirse. Şöyle bir t'yi bulmuştum zaten. Şimdi tekrar çiziyorum L mıknatısı için. Bu tarafa doğru bileşenim var. Bu tarafa doğru da manyetik kuvvetim var. L için çiziyorum bunu. Manyetik kuvvetim ne kadardı? 6 Newton. Şu değerim de 4 Newton'a düştü artık. Bu dengede kalabilir mi? Kalamaz değil mi? Bu mıknatıs manyetik kuvvet daha büyük olduğu için bu tarafa doğru ivmeli hareket etmeye başlar. Kendisi yukarı doğru çıkmaya başladığında mıknatıslar arasındaki mesafe azalacaktır. İki mıknatıs birbirine yaklaştıkça birbirlerine uyguladıkları çekme kuvvetleri ne olur artar. Çünkü aslında az önce yazdım. İki mıknatıs arasındaki manyetik kuvvetin şiddeti, büyüklüğü. Burada bir sabit olsun K sabiti. Birinci mıknatısın kutup şiddeti çarpı ikinci mıknatısın kutup şiddeti böyle aradaki uzaklığın karesiydi. Manyetik kuvvetim yüzünden D mesafesi azaldığı için manyetik kuvvetin değeri ne olacak artacak. Yani artık manyetik kuvvetim 6 Newton değil de 8 Newton falan olacak. Tabii 8 Newton olunca burası mesela 8 yukarı doğru çıktı ve 8'e çıktı burası. Net kuvvet daha da büyüdü. Daha da büyüyünce L daha hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Bu süreçte yani L'nin inmesi sabittir deseydi büyüklük olarak sabittir diyemezdim. K mıknatısına yaklaştıkça manyetik kuvvet büyüdüğü için yukarı doğru kuvvetin büyümesi, net kuvvetin artması, bu parçacığın inmesinin artması, saniyede kazandığı hızında daha da artması demektir. Peki K'nın L'ye uyguladığı manyetik kuvvet madem ki yaklaştığı için artıyor, o zaman L'nin de K'ya uyguladığı manyetik kuvvet ne olacaktır? Artacaktır oğlum. Yani ben az önce T'ye ne demiştim? T dediğim şey G bileşenimizdi. İşte Y'nin bileşeni artı manyetik kuvvetti. Bu manyetik kuvvet az önce 6'ydı. Bu da 6'ydı. T buradan 12 çıkmıştı. Artık şu Y bileşeni neye düştü dedik? 4'e düştü mesela. Manyetik kuvvet arttı. Atıyorum 8 oldu. Tamam. 8 olursa teyp gerilmesi değişmeyebilir. Na 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 na.
Peki 8 olmadı diyelim ki 10 oldu. Artabilir, değil mi bu durumda? Peki bu manyetik kuvvet atıyorum o bölgede bir yerde 8 olmadı, alttan 8'e çıkmadı, önce 7'ye çıkmış olsun. O zaman da 11 olabilir. Yani bu sorunun aslında doğrudur soru kökü bence hatalı. Doğru olabilir diye sormalı. Teğet gerilmesi toplamda 7 artı 4'ten 11 Newton olabilir. 10 artı 4'ten 14 Newton oldu pardon. 12 Newton, evet, 8 artı 4'ten de 12 Newton olarak kalabilir. Yani teğet gerilmesi alfa açısı küçültülüyorsa manyetik kuvvetin artması ama ağırlık bileşeninin azalması sebebiyle aynen sabit kalabilir. Değeri artabilir ya da değeri azalabilir. Olabilir. Eğik düzlemin açısı büyütülürse teğet gerilmesi artar diyor. Şimdi bak, biri doğru olarak alamadım. Doğrudur dediğinde yani doğru olabilir diye değiştireyim diyeceğim. Cevaplarda da hani bir var ama yalnız iki ve iki gibi seçenekler var. Neyse, bir değiştirelim olayı. Bu kısmı anladın umarım. Ne bulduk? Üç olasılık bulduk, tamam. Bir oraları hadi silelim beraber. Evet, şimdi açıyı ne yapalım? Büyütelim. Alfa açısı büyürse şu kosinüs alfa bileşenim g çarpı kos alfa, bu da g çarpı sin alfaydı. Alfa açım büyüyorsa sinüs fonksiyonum büyüyordur. Dolayısıyla g çarpı sinüs alfa değerim de büyüyordur. Yani artık L cisminin ağırlığı 6 Newton'dan daha büyük bir şey olacak alfa açısı arttığında. Manyetik kuvvet ne kadardı? 6 Newton'dı. Artık bu GY bileşenim 6'dan büyük. 8 Newton oldu. L dengede kalabilir mi artık? Kalamaz. Şu tarafa doğru ivmeli hareket etmeye başlar. Yani iki mıknatıs arasındaki mesafe ne olur? D mesafesi artar. D mesafesi artarsa artık bunların birbirine uyguladığı manyetik kuvvet ne olur? Azalır. Bu manyetik kuvvet azalıyorsa K için az önce ne demiştik? Yukarı doğru işte T'miz vardı, değil mi? Manyetik kuvvetimiz 6 idi, azaldı, 4'e düştü. Ağırlığın bileşeni de 8'e çıktı. Şimdi bak, yine 12 olarak kaldı. Ya da şöyle oldu. Manyetik kuvvet azaldı da ağırlığın bileşeni 8'di. Manyetik kuvvet 6'dan atıyorum 3'e düştü. Bu sefer teğet gerilmesi 11 Newton oldu. Yani ilk değere göre azalabilir. Daha da değiştirelim. Bu 4'tü. Bu 6'dan 4'e düşmedi de 5'e düştü. O zaman da ne oldu? 13 Newton oldu. Yine alfa açısı artırıldığında da teğet gerilmesi sabit kalabiliyor, artabiliyor ya da azalabiliyor. O yüzden burada da sıkıntı var. Doğrudur diyemiyorum. Eğik düzlemin açısı küçültülürse ip gerilmesi değişmez, değişmeyebiliyor. Soru hatalı, bence hatalı. Soru kökünü olabilir diyelim. Olabilir diye düzeltelim. Cevap anahtarında E seçeneği 2 ve 2 demeyelim. 1, 2, 3 olabilir diye alalım. Cevabımız ne olsun, Edirne olsun, tamam mı? Şimdi ben bu soruyu tabii ki yine de arkadaşlarım var, fizik öğretmeni arkadaşlarım. Onlara da atacağım. Kendi zümreme, Hicran hocamla Ramazan hocama. Bakalım onlar ne diyecekler. Eğer benim göremediğim, yanlış çözdüğüm bir şey varsa, olabilir arkadaşlar, soruyu bazen yanlış anlayabiliyoruz yani. Onlara atacağım, bakalım onlar ne yorumlayacaklar. Eğer ben yanlış çözmüşsem, onlar da yok ya Derin sen şurada hata yapmışsın, gözünden şu kaçmış, bak buna dikkat etmeliydin derlerse bu videonun altına açıklamayı atarım. Ya da tekrar yüklerim videoyu, tamam mı? Bir de ne diyecektim? Bir şey daha diyecektim Veysel ya. Veysel. Ha, bu soruyu hangi kaynaktan aldın? Bana bir yorum olarak atar mısın? Hangi kaynağın sorusu, cevap anahtarını ne demiş? Varsa bir yerde video çözümü, onu da söyle. Bir bakalım, tamam mı oğlum? Şimdilik bu kadar. Bence cevap bu şekilde düzeltilmeli. Kendine iyi bak. Belki de sen bu yüzden çözemedin zaten. O yüzden moralini bozma. Yani piyasada bazen hatalı sorular, cevap anahtarları olabiliyor. Bu da sizi moralinizi bozuyor. Yani hiç aldırma. Bazen hata sende değildir yani. Tamam mı çocuğum? Kendine iyi bak. Yorumunu bekliyorum. Hangi kaynaktaymış bir söyle bakalım. Ona göre biz de arkadaşlarımıza tartışalım soruyu. Hoşça kal. Teşekkür ederim attığın bu soru için. Birazcık beynimiz yanmış oldu.